Başkan Erdal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak güzel. Daha önce bir kere burada hitap etme şansı vermiştim. Daha önce yemeklere de gelmiştim. Dediğim gibi insan hakikaten böyle kendi ortamında hissediyor kendini burada. Sayın Başkan güzel şeyler anlattı. Konsey Başkanımız hep beraberiz. 40 sene diyor ya, 40 senedir tanıyorum ben onu. Çok top oynadık beraber arazilerde. Birlikte çalıştık. Ayrıca şimdi konsey başkanı bizim odamızın ikinci katındalar biliyorsunuz. Orada da çok beraber paylaşma şansımız oldu. Şu anda böyle bir konumda olması meslek için de bizim için de bir avantajdır. Bunu da sağ olsun hep birlikte konuşuyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Meslek için ne yapılabilir diye. Tabii kendisine sadece yeminli mali müşavir konusu verdiği için diğer bölümlere değinmedi haklı olarak Sayın Başkan. Ama ben müsaade ederseniz orayı tamamlayayım. Burası 100.000 kişilik bir ordu. Yine burada laf etmiştim. Hakikaten silahlı bir sanayi. Fakat Türkiye burayı kullanmıyor. Türkiye'nin bir kayıt dışı meselesi var, bir sistemsizlik meselesi var. Gönül ister ki Türkiye bizleri daha çok kullansın, meslek mensuplarını. Kalitede kullansın. Yani klasik anlamda değil. Nasıl olabilir? Bugün 800 milyar dolar civarında bir milli gelirimiz var. Kayıt dışı işte 25 diyen, 70 diyen, 50 diyen var. Ortalamasını alalım. 50 olsa 400 eklerinde 1.2 trilyon ekli. Bunu kayıt içinde olduğunu düşünürseniz bizim bugün 30 bin olan tasdiğimiz 45 bin değil, 60 bin çıkar. Kayıt içinde olduğunu daha çok ihtiyacı. Türkiye kayıt içine girdiği için daha iyi sistem kullanır. Güney Kore ile rekabet eder belki. Ekonomisi 2'ye 3'e katlanır. Tasdik sayısı, tasdike olan ihtiyaç sayısı belki 100 bine çıkar. Bugün aşağı yukarı ortalama şey sayısına böldüğünüzde, yeminli sayısına böldüğünüzde 12 falan düşüyor adamış. Bu böyle eşit dağılmıyor. Çoğu Sayın Başkan'ın şirketine gidiyor biliyoruz ama 12'yi biz rakam olarak alalım. 12'ye böldüğünüzde 10 bin, 15 bin, 20 bin tane tasdik yapacak kişi gerekiyor. Bu birinci noktası. Tabii bağımsız denetçiye ihtiyaç var. Türkiye oraya kadar gelişince. Danışmanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla bu camiye ele aldığımızda sevme arkadaşlarımız, yeminlik yapan arkadaşlarımız bir kısmı o görevi, bir kısmı o görevi yapacak ama üst kalitede. Buna da hazırız. Kalitemizi hakikaten bu seviyeye götürme şansımız var. Çünkü bu meslek kendini kabul ettirdi. Hiç taviz vermedi. Türkiye'de bizim mesleğimize gerek sevme arkadaşlarımız olsun, bağımsız denetçi olsun, danışman arkadaşlarımız, gerekse eminli mali müşavir dendiğinde artık bir algı var. Bir anket yaptırdık. Yakında sonuçlarını paylaşacağız kamuoyuyla. Çok da net İş adamı bunu ifade ediyor sayın meslektaşlar. Amaç bu 100.000 kişi ki daha da olacak, gelirimizin artması, bizim kalitemizin artmasının birlikte olması gerekir. Sayın Başkan ifade etti, kendileriyle hep işbirliği yapıyoruz, idareyle de görüşüyoruz. Diyoruz ki yemininden daha fazla yararlanın, meslektaştan daha fazla yararlanın. Elbette ki biz de kalite gözetimi yerine getirelim ama bu tek taraflı olmaz. Yani yeminli mali müşaviri daha fazla kullanırsanız, onun gelirinin daha fazla artması söz konusu olursa, elbette ki biz de bununla birlikte her biriyle yukarılara doğru gideriz. Türkiye için Sayın Başkan söyledi, ben uzun zamandır biliyorsunuz hep bu sözleri söyledim. Bu bir şanstır. Biz hakikaten dünyaya model olabiliriz. Çünkü doğru şeyi yakaladı Türkiye. Yani denetim standartlarının en temel ilkesi olan bağımsızlıkta ücret çok önemlidir. Ücreti aldığın kişiye hizmet ediyorsun. Enron'da problem öyle oldu. Enron'da çok büyük bir mükellefiydi onun. Gelirin önemli bir bölümüydü. Her şeyi buldu denetçi. Bulmamış değil. Denetim standartlarında hiçbir şey yok. Sorun yok. Ama mükellefle paylaştı. Yani ücret aldığı müşterilerle paylaştı. Kamuoyuyla paylaşmadı. Kamuoyunun çıkarını düşünmedi, kamu çıkarını. Müşterinin çıkarına hizmet etti. Dünya bunu gördü bizden sonra.
Ve işte kamu gözetim kurumu biliyorsunuz, Sarbanes-Oxley falan çıktı. Kamunun çıkarını korumaya çalışıyorlar. Biz bunu görmüşüz. 1990'da böyle modeli kurmuşuz. Bir yanda mükellef var, bir yanda biz varız. Parayı tamamen mükelleften alıyoruz. Ona hizmet ediyoruz ama bir yandan da onun vergisini doğru beyan etmesi için tepiniyoruz. Kim faydalanıyor? Maliye Bakanlığı. Kıymetini biliyormuş, şu anda kadar bildiği söylenemez. Ama hiç hakikaten üçüncü bir tarafta biz bir anlamda müşteriyle bu 30 yıldır laboratuvarı yapıyoruz. Önemli bir yere geldik, kabul gördü. 30 bin tane ihtiyari var. Sorduk mükellefe, arkadaşlar şöyle diyor ankette, açıklayacağız yakında. Çok sorular var, 100 tane falan soru var ama 4-5 tanesini ben size paylaşayım ve çok büyük oranda, %98 oranında. Diyor ki soru, işte bir şeyler soruyor. Ben eminim ki, yeminli mali müşavir benim sırlarımı asla kimseye vermez, rakiplerime asla vermez. Benden ayrılsa bile vermez. Çok güvenilir, tasdik kalksa bile ben onunla çalışırım. %98 arkadaşlar. %98. Biz bilmiyoruz kimle görüştüğünü. Bunu yapan İstanbul Üniversitesi. Saha çalışması yaptı. Hakikaten kimle görüştüğünü bilmiyorum. Gittiler, müşterilerle konuştular. Bu nasıl oluştu? Bu işte sizin sayenizde 30 yıldır bu mesleği icra ederken kılı kırk yardığınız için Türkiye'de bir tipoloji oluştu değerli arkadaşlar. Devletle özel sektör arasında iki tarafında itimat ettiği üçüncü sadık, sır tutan, bilgisine güvenilen, kalitesine, ahlakına güvenilen bir kesim oluştu. Şu anda bizim mesleğimiz olması gereken yerde mi? Değil. Birçok arkadaşımızın tasdiki yok. Bunun yeminli mali müşavirliğin, birlikte serbest mahsulcu mali müşavirliğin toplum tarafında, sadece devlet değil, çok daha fazla kullanılması lazım. Bu sayede bizim gelirlerimizin artması, bu sayede Türkiye'nin hakikaten önünün açılması lazım. Biz doğru yerdeyiz, iyi bir yere geldik, emre amadeyiz. Çok önemli görüşmelerde bulunuyoruz, sonuç ne olur bilmiyoruz. Sağ olsun Erdal Bey her zaman akıl fikir birbirimize danışıyoruz, birlikte bir şeyler üretmeye çalışıyoruz, takip ediyoruz. Amacımız bu mesleğin artık daha fazla yararlanılır, daha fazla kullanılır bir hale gelmesi. Ama bizim de standartlarımız doğrudur. Var ama yayınlanmış değil. Bunların yayınlanması, bir derlerin toparlanması, bir belki şirket içi bir yapılanmanın bir yol gösterici olması. Bunları yapmaya çalışacağız. Umarız da başarılı oluruz. Bizim için Sayın Sabri Bey'in bu akşam düzenlemesi bir şans. Belki Konsey Başkanı'nın burada konuşturması, bize de fırsat vermesi bir şans. Bana bu şansı verdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.